Akşama doğru. Akıyor Su Gösterip aynasında söğüt ağaçlarını. Salkım söğütler yıkıyor dusu da saçlarını. Yanan yalın kılınçlarını çarparak söğütlere koşuyordu atlılar güneşin battığı yere. Merhaba, Türk dilinin büyük ustalarından Nazım Hikmet'in dizeleri de sizlerle paylaştığımız sevgili dinleyiciler. Ozan'ın anlattığı güneşin battığı yer şimdi bizim için hem zaman hem mekan anlamını taşıyor. Hem akşama doğru işaretliyor hem de dinleyicilerimizin büyük bir bölümünün bulunduğu batı ülkelerini. Güneşin battığı yönde aktık Oraya kendi elimizde, terkilerimizde, kendi malzemelerimizi getirdik. Elbette bu toprakların bu suna karışan güzel dizgileri, ezgileri de. Gezsen Anadolu'yu gezmesen, Ankara'da Türkiye'nin sesi radyosunda bulunduğunu bilsen ve sesini de katsan. Gezerken çift 090 312 490 98 04, çift 090 312 491 23 70 numaralı telefonları da kullansan ya da belge geçer aracılığıyla düşüncelerini iletip sese dönüştürülmesini de sağlasan. Çift 0 90 312 463 33 55'te onun numarası diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu arada sizi başkente davet ettik ama başkentin nokta atışı yapıp yalnızca şu zaman dilimi içindeki haline değil. İnsanlığın o sonsuz macerasında geçmişe ve geleceğe doğru bir yolculuk yapmak üzere ee, mikrofonumuzun karşısına oturduk. Doktor Sayın Tulga Avustandoğlu ile birlikte. Hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk. E, sevgili dinleyicilerimize geçen hafta belirtmiştik ama yineleyelim. değerli hocamız Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ama şu aşamada yalnızca öğrencilerine değil hepimize bilgi vermek üzere mikrofonun karşısında. Teşekkürler sağ olun. Evet bu hafta e, sizin de söylediğiniz gibi Ankara'nın e, hem kültürel hem de turistik yönlerini irdelemeye çalışacağız belki de. Bunu tabi tüm programlarınız boyunca Anadolu'nun değişik kentlerinde, değişik coğrafyalarında gezinerek 52 hafta sürdüreceğiz. Ankara'nın çok özellikli bir yeri olduğunu söylemek gerekiyor. Hemen sözlerimi böyle başlıyorum. Genelde e, Cumhuriyet tarihiyle genelde Ankara'yı ve Ankara bize onu çağ, ça, e, çağrıştırıyor. Fakat Ankara'nın çok daha öncesine giden veya başkent olma özelliğinin de dışında olan çok farklı misyonları olmuş tarih boyunca. Aslında bu çok da beklenir bir şey ama çoğu zaman düşünmeyiz hakikaten. Yani bu uyarınız çok önemli oldu. Durup dururken bağımsızlık savaşı için bir yer seçilmez. Benzer özellikleri taşıyan başka bölgeler de var Orta Anadolu'da. Yani aşağı yukarı Ankara'nın avantajlarını sayarken buna benzer 3-4 il daha sayabilirsiniz. Tabii ki ama Ankara tesadüfen seçilmiyor gerçekten. İşte o geçmişten getirdiği birikimin sonucu olarak konuya sahip çıkıyor. İşte bütün o kültürel değerler nerelerden geliyor bu hafta öğreneceğiz. Ankara çok eskilere dayanıyor. Yani milyonlarca yıl öncesine gidiyor esasında. onun sonrasında paleolitik adını verdiğimiz işte eski taş çağı. Fakat biraz daha yakınlara gelmeye başlayınca işte Eşek kulaklı Midas olarak da tanıdığımız <laughs> e, Firikler, Lidyalılar, evet. e, Helenistik dönem Büyük İskender ve Roma. Evet. Şöyle söylersek belki Ankara'nın önemini sizin de bahsettiğiniz gibi daha iyi belirtmiş oluruz. Ee, Roma İmparatorluğu'nun Galatya Eyaletinin merkezi yani bir başka deyişle o dönemin baş şehri. Evet. Ve an, e, Roma'da ne kadar yapı varsa Ankara'da da bir o kadar yapı var. Peki bu Galatya Saka, dediniz değil mi? Evet. Yanıldım mı? Yo doğru söylediniz. Ee, şimdi ünlü Galata Kulesi hikayesi geldi aklıma. Yani şimdi bizim topraklarımız evet o İstanbul'da ama acaba bir Galya e, girişimi var Anadolu'ya? Esasında Galatner dediğimiz kavim Keltler. Keltler. Avusturya'daki Helmstadt şehrinden doğup bütün Avrupa'ya yayılan ve Roma'nın birazcık zulmünden kaçarak Anadolu'ya sığınan hatta ilerleyen programlarda nefesimiz el verdiğince onlara da değinmeye çalışacağız. Bergama kentiyle meşhur İzmir'e 90 km uzaklıktaki antik Pergamon veya bugün Bergama dediğimiz kentle de çok yakın ilişkileri İlişkiler. olmuş. Onu da dile getireceğiz. Çünkü Zeus altarı bugün Berlin'de olan, Almanya'nın Berlin kentinde olan ve Türkiye'den bir türlü alamadığımız, götürülen ve hiçbir zamanda geri dönmeyen ve belki de dönmeyecek olan oradaki Zeus altarı yine bu Galatlarla ilgili. Galatlar esasında Keltler. Bugün evet. Avrupa'da Kelt olarak tanınan bir kavim. Anadolu'ya geldikten sonra Batı'ya yerleşiyorlar fakat Bergama Krallığı'nın zulmünden bir yerde kaçıyorlar. Daha Orada da Romalılar anda... mı var? Romalıların siyasi yok, etkisi daha, mi var? O, dönemde, kim var? o dönemde Roma yok. Bergama Krallığı var. Krallığı çünkü var. İskender sonrasında topraklar hmm. Anadolu'da değişik krallıklar arasında bölünüyor. Evet. Bergama Krallığı da bunlardan bir tanesi. E, Keltler, Bergama e, bir yerde gücünden evet. kaçarak İç Anadolu'ya sığınıyorlar ve Ankara'yı merkez yapıyorlar. Üç hmm. gruba ayrılırlar. Tekdosaklar adını alırlar ve İç Anadolu'ya geldikten sonra da artık Kelt ismi çok fazla anılmaz olur. Galatlar ismini alırlar. Biz de işte Galatlar'da dediğimiz kavimi bir bakıma Avrupa'nın Keltleri olarak tanımlayabiliriz Bugün de belki de son noktaları İrlanda'dır. Evet. Hani Keltleri biraz daha İrlanda ile bütünleştiririz. Esasında Avrupa'da yayılım göstermişlerdir ama son noktaları İrlanda olduğu için İrlanda ile Keltler arasında bir... Aslında bütün Avrupa'da Keltler var galiba. Yani. Varmış yani yayılmışlar işte evet. özellikle İsa'dan önce 3. yüzyıl civarında Avrupa'da hüküm sürmüşler. Anad Ankara'da yani Galatlarla ilgili çok fazla tabii bağlantı var. Galatya eyaletinin merkezi olunca tabi ki, tabii ki mesela sikkeler üstünde eski paralar üstünde gemi çapaları Ankara'da çok enteresan. Evet yani ona çok şaşırdım sizden şöyle küçük kopya çektim gönderdiğiniz notlara baktım gemi çapası şimdi bizim Ankara'mızda ne arıyor hani bir zamanda espri konusuydu deniz getirmek bir şey seçim maddi olarak deniz getirmek gibi ekeltler getirmiş yani evet. nasıl olmuş bu iş? Çok enteresan geçenlerde bir arkadaşımızla konuşurken Ankara'da alışveriş merkezleri var bir alışveriş merkezinin de ismini vermeyeyim önünde bir gemi çapası duruyor. Biz de sevinmiştik. a ne güzel. Demek ki bu bağlantıyı çözerek alışveriş merkezinin önünde de bir gemi çapası koymuşlar diye. Daha sonra öğrendik. Asıl amaç o değilmiş. Yapının mimarisi gemiye benzediği için e, <laughs> çapa konmuş konulmuş. öyle. Ama ne olursa yerini olsun bulmuş. yine de yerini bulmuş. Çünkü evet. çok işlek bir cadde üstünde yer alıyor. Evet. Şimdi Ankara'nın bildiğimiz en eski aslında e, konukları, sakinleri kentler mi? Kentlerden önce de yani. bir Firikler var. Yani <laughs> Kral Midasla özleştiğimiz evet. frikler var ama onun sonrasında tabi e, Helenistik dönem olarak adlandırdığımız Büyük İskender dönemi ve sonrasında da tabi Galatların evet. önemli bir merkezi. O dönemde çok enteresan kentler bastıkları paraların ön yüzüne krallarının liderlerinin veya imparatorlarının resimlerini, arka yüzüne de kentin en önemli olan objesini veya simgesini betimliyorlardı. Mesela Kayseri paralarında ön yüzde işte bir imparator, arka yüzde Erciyes'te. Bunlar kent devleti mi o sırada? Tabi polis adı verilen her biri kendi içerisinde bağımsız kent devletleri. Ankara'da bir bakıyorsunuz evet deniz yok ama gemi çapası çok var çok enteresan. İşte onu da keltlerle hemen bağdaştırıyoruz. Çünkü keltler denizci bir kavim. Özellikle Batı Anadolu kıyılarına geldiklerinde bu özelliklerini çok sık vurguluyorlar. İç Anadolu'ya yani merkeze doğru geldikçe denizli olan bağlantılarını kaybetmediklerini göstermek için bir simge olarak gemi çapasını yanlarında taşıyorlar. Şimdi Peki dönemin özellikleri düşünecek olursa neden Ankara böyle denizci bir kavim için başkent burası olsun diye bir karar veriyor. Yani orada bir şey buluyor olsa gerek. Biraz da zorunluluktan tabii. Yani Bergama Krallığı tabii bugünkü Bergama ilçesiyle sınırlı değil. Şöyle söyleyelim Bergama'dan başlayarak. Antalya'ya kadar işte 3. Attalos, Attalia, Antalya ismini de alıyor. Ee, Akdeniz'e kadar uzanan büyük bir krallık kurmuşlar. Onların etnik kökeni bu gene İskender'in yani Makedonya köklü mü Şöyle bu? söyleyeyim, Büyük İskender'in ölümünden sonra hiç kimseye toprağını bırakmadığı için İskender... ...daha doğrusu bir varis olmadığı evet. için generalleri arasında topraklarını Aynen. paylaştırır... ...ve bu belki de birazcık lidersiz kalınan dönüm dönemde... dönemde Yerel krallıklar hangisi Hale baskınsa edelim. ön plana çıkmaya evet. başlar. Fakat Bergama'nın ayrı bir özelliği var. Çünkü İskender'in hazinesinin, sahip olduğu hazinenin çok büyük bir kısmı ki bugünün parasıyla 160 milyar dolar gibi bir paradan bahsediliyor. Hı. Yani Madem topraklarımızda, <laughs> uçtu mu? <laughs> bir bölümü en azından Bergama Krallığı içerisinde. O yüzden Bergama Krallığı'nın çok zengin ve kültürel bir merkez olduğunu söylemek gerekiyor. Galatların evet. biraz zorunluluktan İç Anadolu'ya doğru gelmeleri Gerdi. söz konusu. Evet. Burada neler yapmışlar? Esasında sizin söylediğinizle bir bağlantı kurayım. Neden? Hani Ankara yönünü seçmişler. Çünkü onun öncesinde de Hititlerde de Ankara çok önemli. Çok. Anka, vana olarak adlandırılıyor. Anka'nın kutsal yeri anlamında bir sözcük olduğu. Anka e, bir... kayalık yüksek yer anlamında Yar. kullanılan bir sözcük Hititçe'de evet. veya Luvi dilinde. E, Tabi Mutlaka gelmeleri boş değil bir e, destinasyon belirliyorlar. Ankara'da o, o dönemlerde de önemli bir kent. Evet. Ve sonuçta Galatlar e, Ankara'ya yani geliyor. Ekonomik mi güvenlikle mi ilgili diye düşünürsünüz daha çok? Yani Ankara hani sıklıkla korunaklı kabul edilmiş bir yer. Tabii bir, e, bir yerde e, her dönemde doğu ile batı arasında bir nokta olmuş. Evet. Çünkü meşhur kral yolu. Sart'tan başlayarak ta İran'a eski dönemde Perslerin merkezi Susa'ya kadar uzanan kral yolu Ankara'dan geçiyordu. Evet, Gordion'dan. Gordion'a geldiğimizde yine e, o yoldan da bir parça bahsedebiliriz. Bugün Ankara'nın hemen çok yakınındaki bir Tabii kent. Tabii hocam biz akreple yelkovana hiç yetişemeyiz ya. Hep o bizden daha hızlı koşar. Şöyle bakıyorum o kadar önemli başlıklar var ki böyle e, mesela tümülüsler de Keltlerden mi kalma yoksa o artık Roma dönemine mi ait bir şey? Tümülüsler veya yığma toprak mezar binaları dediğimiz tipteki mezarlar Firiklere ait ve dünyada da yayılım alanı bir tek Anadolu'da başka bir yerde yok. Yani mesela Mısır'da piramitler, taş mezarlar fakat Anadolu'da yığma toprak mezarlar yani piramitlerin bir yerde toprakla yığılmışını dinleyiciler göz önüne getirebilir belki. Evet. Ankara'da da filiklerin çok önemli eserleri var. Mezarlıklar, bu tür büyük tümülüsler önemli yer tutuyor. Hatta Ankara'nın merkezinde bugün bile birçok tümülüs ve höyük var. Evet. Anıtkabir mesela bunlardan birisidir. Birisiniz. Yani Tepe olarak adlandırılan yer Ulu Önder Atatürk'ün ölümünden sonra tercih edilip burada bir işte mimari yarışma yapılıp 1944-53 aralığında dört evrede yapılıyor. Yapılmadan önce kazılar yapılıyor. Çünkü çok büyük tümülüsler ve mezarlar var feriklere ait. Ee, çok şey çıkıyor. Büyükler var. Çok fazla eser çıkıyor. Bugün bunların, Bunlar bugün nerede? Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Müzesi. sergileniyor. Hatta hemen dinleyicilere şunu da söylemek istiyorum. Anıtkabir'deki meşhur Aslanlı Yol olarak adlandırılan yol Orada o tümülüslerde ve öykülerde bulunan Firik dönemi aslan kabartmalarının bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yer alan aslan kabartmaları öykünerek tasarlanmıştır. Bu da bir kültürel devamlılık fikri ve aslında kendi geçmişine kendi topraklarının geçmişine sahip çıkma bilinci zannediyorum. Hiç i̇şte tesadüf değil yani. Çok güzel yani evet. gerçekten bir yerde devamı niteliğinde çünkü hiçbir uygarlık kaybolmuyor veya buharlaşmıyor bizim gelenek görenek dediğimiz, adetler dediğimiz bir takım şekilde halk arasında devam ediyor. Mesela başlık parası dediğimiz şey Hititlere dayanmış. Yani başlık parası... Yalnız kötü hititler, yapmışlar yani. Kötü yapmışlar Ayıp ama. Yani <laughs> artık yeter. <laughs> Peki. Evet tabii o dönemde bir anlamı var. Şimdi ben şöyle önüme bir bakıyorum. Bir yandan da zamana karşı yarışırken Ankara'ya gelenler zaman zaman söylenirler. İşte... Yani işte gidilecek de iki tane yer var Ankara'da diye. Ankaralı olarak buna hiç katılmıyorum. Siz e, hocam hani böyle çok yoğun işlerinizden zaman ayırıp da Mesela. şöyle iki günlük bir rehberlik yapmak durumunda kalsanız böyle bir gruba şurada bize verdiğimiz başlıktaki yerlere mi götürürsünüz? Mesela hanlar görüyorum burada e, tümülüslerden sonra iki termal bir tapınak görüyorum bunlar. Hangi dönemden kalma kısaca? Tabii Ankara'yı bir Ankara merkez bir de Ankara biraz yakın çevresi olarak düşünmek gerekiyor. Ankara merkezde bile belki bir gün gezerek bitiremeyeceğimiz birçok yer var. Ve andığımız eserlerin birçoğu çok ünik. Yani dünyada eşi benzeri olmayan ve sadece Anadolu topraklarında yapılmış olan eserler. Bu Mesela bunlardan birisi Ankara'da Ulus'a çok yakın yaklaşık 270 metre mesafede Ankara'nın meşhur Ulus Meydanı'nda bulunan Karakalla veya Roma hamamı olarak adlandırılan hamam Roma mesela her yerde bir hamam yapmış termal kaplıcalar yapmışlar ama bunun ayrı bir özelliği var çünkü İmparator Karakalla Roma İmparatoru hamam kültürüne çok meraklı çünkü kendisi bir katil bir yerde Hı, arınmak, çok temizlenmesi gerekti. arınmak için e, hamam yaptırarak evet. ve buna da Yüksek miktarlarda para harcayarak arınıyor. Evet. İki tane büyük termali var Karakala'nın biri Roma'da biri Ankara'da. İşte evet. bu ulus meydanındaki Roma'nın böyle bir özelliği var ve dünyada işi benzeri yok. Yine başka bir Roma İmparatoru ilk Roma İmparatoru Augustus, bugün Hacı Bayram Camii ve Türbesi olarak adlandırdığımız yerin hemen yakınında. Hani uygarlıklar birbirini evet, takip ediyor Correct. kültür diyoruz. Hacı Bayram caminin hemen yanında büyük bir tapınak yaptırıyor. Res Geste Augusti, avg yani Avgustus'un yaptığı işler buraya hem Latince hem Antik Helence olarak işleniyor. Bir örneği Roma'da, bir örneği Ankara'da. Başka dünyada yok Evet. bu yazıtları. O zaman göğsümüzü gere gere şunu söyleyebiliriz. Biz Ankara'da bütün dünyayı ağırlayabiliriz. Onlara gösterecek çok önemli bir tarihi mirasımız var. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Ben de teşekkür ederim.